Muharrem İnce parti kuracak mı? İşte bu konuyu Saygı Öztürk'le konuşacağız. Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi. Saygı Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Saygı Bey. Şimdi sizin Muharrem İnce'ye çok yakın bir siyasetçiden aldığınız çok önemli bilgiler doğrultusunda artık haberimizi de izledik. Şunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Muharrem İnce'nin CHP ile yolları ayrılıyor. Evet, şimdi kesin olarak Muharrem İnce'nin yolları ayrılıyor. Gözüküyor. Yani sonuçta şunu görüyoruz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer Muharrem İnce ile son dakikada yeni bir görüşme yapmaz, işte rahatsız olduğu konuları ele almazsa herhalde bu ayrılık kesinleşti gibi gözüküyor. Saygı Bey, böyle bir şey bekliyor musunuz? Çok pardon, araya girdim ama böyle bir şey bekliyor musunuz? Siz çok tecrübeli bir gazetecisiniz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sizce bu bütün konuşulanlardan sonra Muharrem İnce'yi karşısına alıp konuşur mu? Sorunu çözmeye çalışır mı aralarındaki bu? Şimdi Muharrem İnce ile ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani dışarıda kamuoyundaki izlenimleri sanki araları açık, bunlar hiç görüşmüyorlarmış gibi görünse de zaman zaman genel merkezde de zaman zaman telefonla da sıkça bir araya geldikleri, daha doğrusu sıkça konuştukları biliniyor. Ama bu gerilen noktada, yani Muharrem Bey'in artık siyasi parti kuracağını etrafına duyurduktan sonra, bu konu basında bu haliyle yer aldıktan sonra bana göre Muharrem Bey'in de dönüşü zor olur. Çünkü bu olaylarda Muharrem Bey'in yeni bir siyasi parti kuracağı veya kurulması için böyle bir girişimini başlattığı andan itibaren Muharrem Bey'in de çevresinde bir halka oluşmaya başladı. Şu anda değişik siyasilere görüşmeler yaptığı, telefonla daha çok konuşmalar yaptığı ve bugüne şu dakikaya kadar da kurucu olmasını önerdikleri kişilerin de hemen tamamının memnuniyet duyacağını, birlikte ilerlemekten memnuniyet duyacaklarını ifade ettiklerini öğreniyoruz. Bu aşamada yeni bir siyasi partinin Muharrem Bey'i kurabilir mi? Evet. Şu anda sosyal medyayı izliyor bildiğimiz kadarıyla. Şu anda onlarla ilgili yorumları da değerlendiriyor. Ama baktığınız zaman çevresindeki edindiğimiz yine bilgilere göre hep olumlu bir siyasi parti kurması halinde olumlu bir gelişmeler olacağı kendisine iletiliyor veya kendi çevresi de böyle yorumlar yapıyor. Bu nedenle Muharrem Bey'in bana göre bu saatten sonra CHP'de duracağını sanmıyorum. Peki, ama Saygı Bey, çok özür ne zaman gerçekleşir onu da önümüzdeki günlerde evet, göreceğiz. Çok merak ettiğim için söylüyorum. Şimdi temele inecek olursak, yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce'nin paylaşamadığı ne CHP'de? Yani bu nereden çıktı bu ayrılık? Cumhurbaşkanlığı 2018'deki Muharrem İnce'nin adaylığından itibaren mi başladı? Hayır, Muharrem İnce'nin adaylığı döneminde hiçbir sorun yoktu aslında. Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında bir sorun yoktu ama genelde Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasını bekledi kamuoyu ve Muharrem İnce de özellikle Kılıçdaroğlu'nun aday olması için ona elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Fakat seçimler yaklaştı, bir türlü CHP'nin adayının ortaya çıkmaması üzerine Muharrem İnce kendisiyle bir görüşme yaptı. Ve bu görüşme yaptığında Kılıçdaroğlu dedi ki anketler yaptırıyoruz ve bu anketlerde siz önde çıkıyorsunuz, siz hazırlık yapın dedi. Ve bu hazırlık sürecinden, fakat böyle bir hazırlık sürecinin yapılabilmesi için Muharrem İnce'nin gidip fotoğraf çektirmesi, işte otobüsleri giydirmesi, işte broşürler falan bastırması gerekiyor. Ama resmi bir açıklama yapılmadığında Muharrem İnce bu işe soyunamadı. Hatta ve hatta fotoğraflarının çekildiği yer bir büro. Yani gidip de bir fotoğraf stüdyosuna orada fotoğraf çektirmedi, dışarıda duyulur endişesiyle. Yani böyle bir ilişkisi var ve kendisine bu açıklama yapılmadan yaklaşık bir 4 gün önce hazırlan denildi ve Muharrem İnce'nin anketlerde en yüksek oyu çıktığı bizzat Kılıçdaroğlu tarafından söylendi. Ve seçim döneminde de Kılıçdaroğlu mümkün olduğu kadar öne çıkmamaya da özen gösterdi ve partide Muharrem İnce'ye de her türlü desteğin verildiği de bilinmektedir. Tabii bu desteğin ölçüsü nedir, bu konuda değişik yorumlar yapılabilir ama en azından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu her adımında Muharrem İnce'yi destekledi. İl teşkilatlarına buna göre görevlendirmeler yaptı.
ve sürekli olarak Muharrem İnce'nin yanında olan genel başkan yardımcıları da görevlendirdi. Böyle bir süreç, seçim süreci yaşandı. Ancak anladığım kadarıyla daha çok Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ilişkilerde bir takım bozulmalar oldu. Muharrem İnce'nin seçimi kaybetmesinden sonra parti içerisinde İnce'ye karşı böyle ince ince bir takım hesaplar ortaya çıktı. Parti içinde derken İnce'nin, bu A takımı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımından mı? Tabii tabii. Genelde yoksa milletvekilinden herhangi bir şey olsa en azından o da karşılık verebilir ama parti yönetimi içerisinden bir takım rahatsızlıklar oldu. Hatta ve hatta o kadar herhalde içi yanmış olacak ki şunu söylemişti bir şeyde, bir görüşmede parti içerisinde çeteler olduğunu ifade etmişti. Hakikaten bu da CHP için bir siyasetçinin kolay kolay kullanmaması gereken bir sözcüktür her şeyden önce. CHP içerisinde çete var demesi çok ağır bir ithamdı ve CHP'nin parti yönetiminde olan yani özellikle genel başkan yardımcıları düzeyinde de çok büyük rahatsızlık yaratmıştı. Hatta Kılıçdaroğlu ile bu konuları görüşmek istediği zaman Kılıçdaroğlu'nun o günlerde randevu vermediğini, daha sonra belki görüşmeler yapıldı. Ama bir o olayla başladı. Arkasından biliyorsunuz bu CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı'nı gece ziyarete gittiğine ilişkin iddia bir meslektaşımız tarafından gündeme getirilmişti. Ve bu konudaki ismin de Muharrem İnce olduğu, yani o ziyarete giden Muharrem İnce olduğu gündeme getirildi. Bununla ilgili yalanlamalar yapıldı ama bu konuda da yine Muharrem İnce yalnız bırakıldığını düşünüyor. Başka bir konu seçim gecesi, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı geceyle ilgili Muharrem İnce'nin çıkıp konuşma yapmaması ve o seçim gecesi işte kaçırıldı gibi söylentilerin ortaya çıkması, yok içki içildi, sarhoş oldular gibi açıklamaların hep genel merkezden bazı kişiler tarafından kaynaklandığına Muharrem İnce inanıyor. Tabii ki inanıyor derken Muharrem İnce'nin de sonuçta bu parti içerisinde önemli yıllarca görev yapmış, 34 dönem milletvekilliği yapmış, genç yaşında il başkanlığı yapmış, partinin geleneklerini, göreneklerini bilen bir isim. O geceyle ilgili de çok ciddi rahatsızlıklar olduğunu öğreniyorum. Hatta yakında eğer Kılıçdaroğlu yakında partisini kurduğu zaman perde arkasında yaşanan birçok olayı da biz Muharrem İnce'nin açıklamalarından öğreneceğimizi zannediyoruz. En azından o gece Muharrem İnce'nin neredeydi? Evet. İşte o gece yanlarında kimler vardı? Basın toplantısını yapmak istedi mi, istemedi mi? İstediyse de bu basın toplantısını yapmayı kimlerin önlediğini özellikle açıklayacağını da zannediyorum. Gerçekten bu ortaya nedenle çıkacak diyorsunuz. Saygı Bey, evet, peki CHP şunu merak ediyorum. Bu nedenle, evet. Bu nedenle buyurun, CHP tamam içerisinde Kılıçdaroğlu'nun bu nedenle Muharrem İnce Bey'in yapacağı açıklamalar CHP içerisinde de bir takım sancılara, bir takım konunun sürekli olarak CHP'nin gündeme gelmesine de neden olacağını zannediyor. Bu çok güzel oldu. Şimdi bu nokta nokta bunun kopuşun kronolojik olarak noktalarını öğrenmiş olduk. Şimdi bir şey daha soracağım Saygı Bey. Diyelim ki Muharrem İnce partiyi kurdu ki yılbaşına kadar kuracağı söyleniyor. Hatta bir ay içinde sizin yazınızda da var. 41 ilde bir teşkilatlanma söz konusu olacağı söyleniyor. Yok, benim yazımda o yok. Benim yazımda sadece yılbaşına kadar. Yılbaşına kadar var. Evet, yılbaşına kadar. Evet. Şimdi Muharrem İnce parti kurarsa CHP'den oraya kopuşlar olur mu sizce? Yani şöyle, CHP'ye oy verip de CHP içerisinde memnuniyet duymayanlar da vardı tabii ki. O nedenle verebilir. Bir de tabii şimdiki seçim sistemi de çok farklı biliyorsunuz. %50+1'e göre bütün siyaset dizayn ediliyor. O nedenle yani CHP'den çok yani belli bir ölçüde alabilir ama şunu da unutmamak gerekir ki Muharrem İnce'nin sağ seçmenden de alacağı oylar vardır. Yani bunun da dikkate alınması gerekir. Yani AK Parti'den de oy alabilir mi sizce Muharrem İnce? Kılıçdaroğlu'na, yani bu konuyu çok aşmak istemem ama Kılıçdaroğlu'na oy verme, yani bazen insanlar bu konu, evet hassas konu, onu ben hemen geçmek istiyorum ama Kılıçdaroğlu'na oy vermeyip parti içerisindeki yönetimlerden rahatsız olan bazı kesimlerin
yine Muharrem İnce'ye oy verebileceğini, aynı şekilde sağ CHP'li, geçmişte CHP'li olup da partisine oy vermeyen, çeşitli nedenlerle oy vermeyen ve sağ partilere oy verenlerin bir bölümünde yine Muharrem İnce'ye kayabileceğini değerlendirmek gerekir. Yani zaten Türk seçmeninin yüzer gezer çok sayıda oyu var. Bu nedenle oyların bir bölümünün İnce'ye gitmesi doğaldır. Tabii ki hemen şunu da ifade etmemiz gerekir ki seçim sisteminde yapılan değişiklikler dikkate alındığında böyle partilerin, birden çok partinin ayrı seçime girmesi çok ittifakları getireceği için çok CHP yönünden bir kayıp olmaz diye bakıyorum. Saygı Bey, son sorum olsun, çok kısa rica ediyorum. AK Parti'den de sizce İnce oy alabilir mi? Ona cevabını alamadım. Tabii ki AK Parti'den de alır, diğer siyasi partilerden de alabilir. Çünkü yani İnce'nin adaylığı dönemde bayağı bir popülerlik yaratmıştı. CHP sadece CHP'den aday olan veya CHP'nin karşısına geçen kişi sadece CHP'den oy alır diye bir durum söz konusu değil. Nitekim CHP'nin oy oranına baktığımız zaman işte anketlerde %25, 26, 24 o civarda gözüküyor. O zaman iktidara bu yolla gelinemeyeceğine göre sonuçta diğer siyasi partilerden de oy alması her zaman mümkündür. Söz de tabii yeni Ankara gençlik var. Saygı Öztürk'e çok teşekkür ederiz. Evet. Buyurun cümlenizi tamamlayın. Yani yeni bir gençlik de var. Bunların da seçimlere yeni katılacak gençlerin, ilk defa oy kullanacak gençlerin sayısını da dikkate aldığımızda yani oyların dağılımında bir takım farklılıklar, hatta renkleşmeler de olabilir diye eklemek istiyorum. Z kuşağının altını çizdiniz. Evet. Teşekkür ederiz Saygı Bey. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar. Saygılar.